Merhaba Ahmet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Esat Ahmet Özlem, Promotürk Yönetim Kurulu Başkanıyız. 2013 promosyon fuarından beklentileriniz nelerdir Ahmet Bey? 2013 Promotürk fuarından beklentilerimiz tabii her sektörün olduğu gibi bol kazançlı, bereketli bir sezon olması, fuar olması. Bu konuda bütün işletmecilerle beraber, bütün üyelerimizle beraber güzel bir fuar geçirmeyi arzu ediyoruz. Ahmet Bey, geçen seneye nazaran bu fuardan beklentileriniz nasıl? Geçen yıla göre bu sene fuar nasıl diye kıyaslar isek, aslında benim gördüğüm şey şu: bu sene özellikle biz son 3-4 yıldır yurt dışında, özellikle Avrupa'da ve işte çevre komşu ülkelerde yaptığımız fuarımızın tanıtımı ile ilgili sonuçlar almaya başladığımızı görüyoruz. Peki bu sonuçlar nedir? İşte bu sene bakıyoruz, fuarı ziyaret eden ilk gün olmasına rağmen işte Avrupa'nın birçok ülkesinden, Avusturya'sından, Hollanda, Belçika'sından, Almanya'sından insanlar gelmişler. Bir yandan dönüyorsunuz Cezayir'den, inanın o taraftan, Afrika taraftan insanlar gelmiş. Bakıyorsunuz Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan'dan insanlarımız gelmiş. Yani bu şu demek oluyor: beni mutlu eden şey bu. Birçok yorgunluğumuzun sonucunda böyle hani ya iyi ki yorulmuşuz dediğimiz şey bu. Artık Çin'den ithalatın önüne geçilmiş biraz. Yani tabii ki Çin'den de ithalat yapılmalı. Dünyanın birçok yerinden de ithalat yapılmalı ama artık Türkiye'de yeni yerli üretici firmalar ihracat yapma adına güzel şeyler yapmış ki bu insanlar bu fuara ikinci, üçüncü kez geliyorlar. Bizi mutlu eden bu. Geçen seneyle kıyasladığımızda artı koymuş ve üzerine tekrardan özellikle yabancı ziyaretçiler noktasında ihracata yönelik çalışmaların olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Peki Ahmet Bey, hedef kitleriniz kimlerdir? Ya bizim hedef kitlemiz herkes. Yani eğitim sektörü de bizim hedef kitlemiz. Ulaşım sektörü de bizim hedef kitlemiz. Evet, siyasiler de hedef kitlemiz. Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerden önce yapılması bu fuarın adaylar ya da adaylar için de aslında büyük bir fırsat bence. Zaten onu da görüyoruz. Şimdi gizliden gizliye kendini aday gören ya da aday olacağına inanan insanlar ekiplerini göndermişler. Fuar alanında geziyorlar. Bunun dışında tabii ki farklı sektörler derken, Türkiye'de ham madde olarak üretim yapabilen hangi bölüm varsa biz o sektörün zaten içindeyiz. Yani ben mal üretiyorum, ürün üretiyorum ve kendimi tanıtmak istiyorum ve ben bir marka olmak istiyorum diyen herkes için bu biz varız. Ahmet Bey, fuar tarihi değişiyor. Peki neden değişiyor? Vallahi biz değiştiriyoruz. Çok istedik bu fuarın tarihini değişmesini. Türkiye'de bakın 28 yıl önce başlayan tarihin artık bir değişmesi lazım. Neden değişmesi lazım? Çünkü Eylül'de yapılıyor şu anda fuarımız ve okullarımız açıldı. İşte hemen arkasından bir bayram, 10 gün tatil. Ondan sonra Avrupa'dakiler Noel'e gidiyor, yılbaşı. Türkiye'dekiler de üretim sıkıştığı, yetişmediği yaşanıyor. Şimdi dünya bir yere gidiyor. Dünya bir yere giderken bizim başka bir yerde kalmamız mümkün değil. Biz de onlarla beraber olacağız, onlarla entegre olacağız. Dünyada bütün sektörlerde, promosyon sektörlerinde fuarlar Ocak'ta başlar, Nisan, Mayıs'ta biter. Türkiye'de Ağustos, Eylül'de başlıyor. Olmaz böyle bir şey. Biz madem dünyaya mal satıyorsak, dünyayla entegre isek, dünyayla bu işi beraber yapacaksak, takvim olarak da dünya fuar takviminin yer aldığı o tarihe girmeliydik. Bence bunu yaptık. Bunu yaparken de üyelerimize danışarak, birlikte çalışarak yaptık ve herkes çok memnun. Şu anda 3-6 Nisan'da yapılacak olan 2014'teki Promotürk Fuarı'na çok üst düzeyde bir katılım var. O fuarın bir başka avantajı da şu oldu: metrekare fiyatlarımızı biraz daha düşürdük. Ben sizin vasıtanızla bu fuara girmek isteyen diğer meslektaşlarımıza da sesleniyorum. Birlikten kuvvet doğuyor ve güç doğuyor. Ne kadar Türkiye'de üretim yapan varsa buyursun gelsin Nisan'daki fuarımıza katılsın. Çünkü o zaman önünüzde 8 ay gibi bir üretim zamanı oluyor. Rahat rahat çalışıyorsunuz. Avrupalı da bunu istiyor, iç piyasa da bunu istiyor. Doğru bir tercihti. Bence bu senenin en doğru işlerinden birisi sektör olarak fuar tarihinin değişmesiydi. Ahmet Bey, bize promosyon yasaklarından bahseder misin? Ya bahsetmek istemiyorum. Çünkü yasak kelimesi kelime anlamında bir kere itici geliyor. Kurallar olmalı. Çünkü bu konuda biz çok muzdaripiz. Özellikle bu EPDK'nın getirmiş olduğu promosyon ürünleri üzerindeki yasaktan çok rahatsızız. Yani ya yasak kelimesi hoş değil bir kere. Artık demokrasinin bu kadar hayatımıza girdiği, herkesin özgürce, özgürlüğün sınırlarını da aşarak kendini anlattığı ve ifade ettiği bir dünyada biz yasak kelimesiyle uğraşıyorsak ve yanlış bir şey. Bununla ilgili rakamlar vermek de isterim tabii ama yani bir benzin istasyonundan tişört alırken
Oradaki tişörtün yasaklanmasını anlayamıyorum ben. Biz EPDK Başkanı Hasan Bey'le de gittik, görüştük konuyu. Kendisi bize haklı gerekçelerini anlattı. Çin'den gelen kötü ürünlerin Türkiye pazarında dağıtılmasından rahatsızlık duyduğunu, biz de bu konuda rahatsızlık duyuyoruz. O ürünler Türkiye'de dağıtılmasın, doğru. Bir de yukarıdaki üst bayilerin alt bayilere haksız rekabet yaparak, fatura keserek yüksek bedelli karlarına ortak olduğunu söyledi. Evet, o da doğru. Promosyon faturası kesmesinler, başka bir şey yapsınlar. Promosyon faturası kesildiği zaman o ürünü alacak, hangi marka, hangi firma olursa olsun ve onu dağıtacak. Faturayla promosyon işi olmaz. O zaman bu insanların emeği çalınmış oluyor. Bu sektördeki insanların alın teri çalınmış oluyor. Devletimiz onların peşinde olsun. En büyük destekçisi biziz. Çünkü biz faturasız işlem yapılmasına karşıyız. İki, faturalı yapılan işlemlerin de ürüne dönüşmesini istiyoruz. Yukarıdan kes faturayı, bayiye yükler, ondan sonra promosyon yasak olsun. Bizim günahımız ne? Hani bir söz var ya, filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Günahtır yani, bu hırsa alın teri emeği olan insanların ekmeğiyle oynanmasın. Ben yasakların kurallarla çok çabuk daha değişerek doğru bir mecraya gideceğini ve özgürce işimizi yapacağımız bir alana gideceğini ümit ediyoruz ve bu konuda da çalışıyoruz. Ahmet Bey, bize 360 TV hakkında birkaç bir şey söyler misin? Ya söyleyeyim, sizle biz 2 yıldır tanışıyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz. Özellikle firma sahibinizin profesyonel bir ekibiyle uğraşmasından memnunum. Evet, bizim de tanıtımımıza katkı sağlıyorsunuz. Yani 360 derece döndürüyorsunuz. Ne diyeyim yani, devam edin, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Size.